Selam arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube'da canlı yayın nasıl açılır, canlı yayın yapmanın kanalımıza avantajları nelerdir, bu konular hakkında konuşacağız. Sizler için yine bilgilendirici olduğunu düşündüğüm bir video hazırlıyorum. Eğer bu video işinize yararsa aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki son zamanlarda YouTube canlı yayın açan içerik üreticilere daha fazla destek vermeye başladı ve onlar için daha fazla para kazanma modelleri geliştiriyor. Ve bu yüzden biz kanalımızda canlı yayın açtığımız zaman arkadaşlar gerçekten bayağı farklı modellerle para kazanmamız mümkün oluyor. Yani aslında canlı yayın açmak kanalımıza hem para kazandırıyor hem de daha farklı kitleler kazandırıyor arkadaşlar. Bu yüzden canlı yayın açmak kanalımız için gerçekten çok önemli. Ama tabii ki çok aşırıya kaçmadan, mesela haftada 1 veya haftada 2 canlı yayın açılabilir. Şimdi isterseniz sizlere YouTube'da çok kolay bir şekilde canlı yayın nasıl açabilirsiniz bunu göstermek istiyorum. İsterseniz hemen bilgisayarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şu an benim bir Shorts kanalım var burada. Çok aktif olarak kullandığım bir kanal değil. Bu kanal üzerinden sizlere canlı yayın açmayı göstereceğim. Şimdi öncelikle kanalımızı açtıktan sonra şöyle birazcık da yakınlaşayım, siz daha rahat görün. Hemen sağ üst kısımda arkadaşlar oluştur diye bir butonumuz var. Buraya bir kez tıklıyorum. Daha sonra hemen burada zaten canlı yayın başlat diye bir kısım açılacak. Buna tıklıyorum ve hemen karşımıza böyle bir ekran geldi. Burada eğer ilk defa canlı yayın açıyorsanız karşınıza böyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Ama daha önce açtıysanız bu gelmeyebilir. İlk defa canlı yayın açacağınız zaman arkadaşlar burada size iki tane seçenek sunuyor. Burada şimdi veya ileri tarihli. Yani burada canlı yayınınızı planlayıp veya isterseniz şimdi de yapabiliyorsunuz. Burada iki seçeneğiniz var. Hemen biz buradan şimdi butonuna hemen basalım. Zaten bastığınızda direkt başlamıyor. Başlat dedim. Hemen burada arkadaşlar iki tane daha seçenek çıkıyor. Buradaki seçeneklerden tabii ki biz canlı yayın yazılımı kısmını kullanacağız. Neden? Çünkü biz ekranımıza belki oyun vermek istiyor olabiliriz. Veya kendi webcam'imi küçültüp ekrana başka bir şey vermek istiyor olabilirim. Yani daha özgür bir şekilde canlı yayın yapmak istiyorsanız bir program kullanmanız gerekiyor. Veya istiyorsanız da siz sadece webcam'iniz olsun, yani sadece kendinizi göstermek istiyorsunuz ve takipçilerinizle sohbet edeceksiniz diyelim. O zaman yerleşik webcam'i kullanmanız daha uygun olabilir sizin için. Ama biz şimdilik canlı yayın yazılımı kısmını seçeceğiz ve buna git diyorum arkadaşlar. Ve şu anda canlı yayın panelimiz geldi. Şu an görmüş olduğunuz gibi karşımızda arkadaşlar canlı yayınla alakalı tüm ayarları yapabileceğimiz, tüm algoritmik ayarları yapabileceğimiz kısım açıldı. Peki bu aşamada ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar buradan tabii ki canlı yayınımızın başlığını, açıklamasını, etiketlerini, küçük resmini falan ayarlamamız gerekiyor. Onu yapmak için hemen şuradaki düzenle butonuna bir kez tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi canlı yayınımızın başlığı, açıklaması, İşte kategorisi, küçük resmi gibi tüm ayarlarının olduğunu görüyorsunuz. Bizim öncelikle tabii ki bunları ayarlamamız gerekiyor. Ben şimdilik ayarlamayacağım çünkü canlı yayın açmayacağım. Ama siz canlı yayın açacağınız zaman bunları buradan düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepsini ayarladıktan sonra buradan kaydede basacaksınız. Ve daha sonra arkadaşlar birkaç ayarımız daha var burada. Yayın ayarları kısmına geldiğimizde mesela arkadaşlar burada diyor ki canlı yayın bittiğinde tekrar videosunu, yani canlı yayın videosunu liste dışı olarak ayarla diyor. Bunu ben aktifleştirdim. Değiştirmenizi öneririm. Eğer canlı yayında çıkaracağınız yerler falan varsa onları önceden yapmanıza olanak sağlıyor. Mesela ben bunu hemen şimdi açayım şu şekilde. Onun hemen altında arkadaşlar canlı yayın gecikmesi diye bir kısmımız var. Burada da normal, düşük ve ultra düşük gecikme var. Siz buradan normal, hani düşüğü seçebilirsiniz. Bu çok da önemli bir şey değil. Zaten biz birçok ayarı canlı yayın programından yapacağız. Yani buradaki ayarlar bizim için çok da önemli değil. Evet, bu kısımda, yani bu panelde yapacağımız ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen canlı yayın yapacağımız programı açalım. Evet, programımızı açtık. Programımızın adı arkadaşlar OBS. Zaten birçok yerde mutlaka duymuşsunuzdur. Ücretsiz ve Türkçe bence en iyi canlı yayın yazılım programı. O yüzden ben de sizlere hani en iyi bildiğim program bu olduğu için bunu göstermek istiyorum. Hatta ben de şu an ekran kaydını bu programda alıyorum arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi. Şimdi canlı yayını yapmak için arkadaşlar tabii ki başta yapacağımız birçok ayar var bu programda. Ama çok fazla gözünüzü korkutmasın. Sadece bu ayarları bir kez yapacağız. O ayarlar zaten daha sonradan kayıtlı olacağı için siz sadece buradaki yayını başlat butonuna basacaksınız. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Burada ayarlar butonumuz var. Bir kez tıklıyorum. Daha sonra
Bu genel kısmında çok fazla yapacağınız bir şey yok arkadaşlar. Hemen yayın kısmına geliyorum. Buradan sonra bizim yapacağımız ayarlar başlıyor. Yayın kısmında hizmet diyor. Burada Twitch yerine YouTube'u hemen seçiyoruz. Siz tabi nerede yayın yapacaksanız onu seçebilirsiniz ama ben şu an YouTube'da yapmayı gösteriyorum. Buradan YouTube'a tıkladınız. Daha sonra sunucu olarak bunlar çok fark etmiyor ama siz yine de şu en baştakini seçebilirsiniz arkadaşlar. Ve hemen altında en önemli kısım yayın anahtarı var. Bu arkadaşlar nedir? Hemen size söyleyeyim. Az önceki YouTube panelimiz vardı ya, buraya bir kez geliyoruz. Daha sonra arkadaşlar şurada yayın anahtarı diye bir kısım var. Şunu yayın anahtarını göstere basıyorum arkadaşlar. Burada şu an bir kod çıktı. Bu kod tüm kanallara özeldir. Tüm kanalların özel bir kodu vardır. Ve siz bu kodu aldığınızda o kanalda canlı yayın açabiliyorsunuz. Yani canlı yayın açmanıza yarayan bir kod. Ve bu kodu asla ama asla başkalarıyla paylaşmayın. Çünkü bu kodu bilen herkes sizin kanalınızda canlı yayın açabilir. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Bu kodu arkadaşlar şöyle yayın anahtarını göstere basıyorum. Veya isterseniz hiç basmadan buradan kopyala butonuna basarak da arkadaşlar bu kodu kopyalamış olursunuz. Şimdi biz gelelim programımıza. Şu yayın anahtarı kısmına bu kodu yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve daha sonra uygulaya basmama gerek yok. Siz uygulaya basacaksınız. Ben şu an kayıtlı olduğum için herhangi bir sorun olmasın diye basmıyorum. Ama siz buraya yayın anahtarını yapıştırdıktan sonra arkadaşlar uygula butonuna basmanız gerekiyor. Daha sonra çıkış kısmına geliyorum. Burada da arkadaşlar yayın için bitrate ayarlarınızı yapabileceğiniz, kalite ayarlarınızı yapabileceğiniz bir kısım. Burada yapmanız gereken önemli kısım şurası arkadaşlar. Burada bit hızı diyor. Bu bit hızı bizim internetimizle orantılı olması gerekiyor. Yani örnek veriyorum, sizin upload hızınız 5 megabit ise siz buraya maksimum 5000 yazabilirsiniz. Ama örnek veriyorum, benim internetim 2.3 megabit diyelim. Ben o zaman arkadaşlar biraz daha düşüğünü yazabilirim. Yani 2 megabit yazabilirim mesela. Yani 2000 kbps yazabilirim. Şu kısmı yazmanıza gerek yok zaten. Mesela ben buraya şöyle 5000 yaptığım zaman otomatik zaten o oraya kendi koyuyor. Ve arkadaşlar eğer internet hızınızı bilmiyorsanız da speedtest.net sitesine gittiğinizde arkadaşlar test yapabiliyorsunuz. Yani internet hızınıza bakabiliyorsunuz. Mesela benim şu anda upload hızım 7.64 megabit arkadaşlar. Ben yani o yüzden buraya maksimum kaç yazabilirim? Maksimum 7000 yazabilirim. O yüzden hani onun üzerine çıkarsanız eğer yayınınızda kasmalar, donmalar oluşabilir. O yüzden çok fazla onun üzerine çıkmayın. Ben mesela şimdilik buraya 5000 yazdım. Buranın hemen altında ses kısmı var arkadaşlar. Burada ses kısmında da yine masaüstü sesinizi buradan seçebilirsiniz. Ben mikrofonumu seçtim mesela. Şu an mikrofonum burada gözüküyor. Siz de kendi mikrofonunuzu buradan seçmeyi kesinlikle unutmayın. Hemen onun altında video kısmı var. Burası da önemli arkadaşlar. Ben şu anda kayıtlı olduğum için sizlere gösteremiyorum ama mesela sizin burada arkadaşlar farklı bir çözünürlük olabilir. Siz yayını hangi kalitede yapmak istiyorsanız, yani HD, Full HD veya daha üstüne çıkabiliyorsanız çıkabilirsiniz ama hiç gerek yok. Ya da internetiniz desteklemiyor da olabilir. Yani 1920'ye 1080 şu an en uygunu zaten Full HD seçeneği arkadaşlar. O yüzden buraya 1920 x 1080 yazıyorsunuz. Aynı şekilde burada da aynısı çıkıyor zaten. Daha sonra sizin yayınınız Full HD oluyor. Hatta Full HD oluyordan kastım şu, çözünürlük olarak Full HD oluyor. Ama kalite olarak az önce gösterdiğim kısımdaki bit hızını dikkate alıyor program. Ama bit hızınız arkadaşlar 2000'in 3000'in üzerindeyse zaten gayet güzel net bir yayın yapabilirsiniz. Aynı şekilde buradan da 1920'ye 1080 şekilde ayarladığınızda ve hemen şu alt kısımda FPS değeri var arkadaşlar. Bu da yayınınızın FPS'i. Yani akıcılığı diyebilirim. Siz burayı 30 veya 60 yapabilirsiniz. Yayınlarda zaten FPS'in çok da bir önemi yok. Yani oyun yayını yapmıyorsanız tabii ki. Ben genellikle 60 olarak burayı kullanıyorum. Bu ayarları da yaptıktan sonra arkadaşlar burada kısa yollar butonu var. Burası da çok önemli aslında. Eğer siz mesela direkt bir oyunda yayına başlamak istiyorsanız buradan yayına başlat veya yayını durdur olarak kodlar, yani klavyenizden tuşlar atayabiliyorsunuz. Onu da ayarlayabilirsiniz. Evet, ayarlar kısmında yapabileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Hemen burayı kapatalım şimdi. İptale basıyorum ben. Siz tabii ki
tamama basacaksınız. Peki ekrana, yani canlı yayınımızın ekranına neler koyabiliriz? Bu programda koyabileceğimiz şeyler neler? Hemen onlara bakalım isterseniz. Mesela ben kaynaklar kısmına gelip burada sağ tıkladığımda, ekle butonuna bastığımda görmüş olduğunuz gibi birçok seçenek çıkıyor. İşte metin ekleyebiliyorsunuz, yani yazılar ekleyebiliyorsunuz. Oyunlar, oyun ekranınızda varsa eğer, bilgisayarınızda herhangi bir oyun açıksa o oyunun ekranını ekleyebiliyorsunuz. Mesela şöyle oyun yakalamaya basıyorum. Daha sonra tamam diyorum. Buradan arkadaşlar belirli bir pencereyi yakalaya bastığım zaman, eğer oyunum o an açıksa pencere kısmına bastığımda burada oyunum çıkıyor. O oyunu seçtikten sonra arkadaşlar tamama basıyorum ve oyunum ekranıma geliyor. Bu kadar basit aslında. Onun dışında yine ekleye bastığımızda burada resim ekleyebiliyoruz. Yani örnek veriyorum, siz bir görüntü ayarladınız, görüntü hazırladınız. Mesela TikTok hesabınız, Instagram hesabınız böyle yavaş yavaş geçiyor. Onları resim şeklinde veya buradan resim slide gösterisi şeklinde ayarlamanız mümkün. Veya en önemli kısma geldik. Burası da video yakalama aygıtı arkadaşlar. Video yakalama aygıtı dediği şey webcam'iniz. Eğer bilgisayarınızda takılı bir webcam varsa da buradan webcam'inizi seçebiliyorsunuz. Buna tamama bastıktan sonra arkadaşlar, şu an görmüş olduğunuz gibi benim kameram burada açıldı. Benim kameramı direkt algıladı yani arkadaşlar. Bu şekilde webcam'inizi de koyabiliyorsunuz. Ben şimdilik iptal dedim ve bunu kapattım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi, yani bu şekilde kolayca ekranınızda farklı şeyler ekleyebiliyorsunuz. Ekranınızı ayarladıktan sonra arkadaşlar, tabii ki yapmanız gereken şey buradaki yayını başlat butonuna basmak olacak. Yayını başlat butonuna bastıktan çok kısa bir süre sonra burada arkadaşlar yayınınız zaten gelecek. Ve daha sonra şurada yayını başlat diye bir buton çıkacak. O butona bastığınızda da yayınınız herkese açık bir şekilde aktifleşecek ve diğer kişiler sizin yayınınıza katılabilecek. Burada da arkadaşlar popüler sohbet mesajları diyor. Burada da yayınınıza gelen mesajları görebiliyorsunuz. Yani chat kısmı burası oluyor. Yani genel olarak yayın açmak bu şekilde arkadaşlar. YouTube'da belki birazcık kafanızı karıştırmış veya çok uzun bir olaymış gibi gelmiş olabilir. Ama aslında hiç öyle bir şey değil. Gerçekten sadece bu ayarları zaten bir kere yapıyorsunuz. Daha sonra yayın açacağınız zaman tek bir seferde yayını başlat butonuna bastığınızda yayınınızı açabiliyorsunuz. O yüzden çok fazla kafanızı karıştırmasın. Bu gösterdiğim ayarları yaptıktan sonra başka bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video fikirlerinizi bana yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ve ilk defa da bir videomu izliyorsanız eğer, aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.